Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerle Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Bugün inşallah Haşir Risalesi'nde işaretler bahsinin sonuna geleceğiz. İnşallah umuyoruz, diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. 4. işaretteyiz çünkü. 4. işaretle işaretler bahsi bitiyor. Ondan sonra hakikatler bahsi başlıyor. Söz basımın mizampajına göre 100. sayfadayız. Bunu da söylemiş olalım. Fakat ondan önce yine yolumuzun başlangıcını bir hatırlayalım. Haşir Risalesi hangi güzel adımla yola çıkmıştı? Hangi ayetle yola çıkmıştı? Bize neyi anlatarak yolculuğuna başlamıştı? Onu bir hatırlayalım. Çünkü nihayetinde varacağımız yer de orası. Biz şu an bu ayetin gölgesinde seyahat ediyoruz. Bu ayetin mana dünyasına uyanmaya çalışıyoruz. İçindeki hakikatleri anlamaya, kendi hafızamıza, kalbimize, ruhumuza, latifelerimize nakşetmeye gayret ediyoruz. Hidayet Allah'tan elbette. Evet, Haşir Risalesi Bismillahirrahmanirrahim ayetiyle başlıyor. Ondan sonra bir ayeti kerime daha var ardından. Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْزُرْ اِلَى اَثَرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Kısa bir meali şöyle bu ayetin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin bu ayeti bize haşrin, yani öldükten sonra dirilmenin, o gaybi hadisenin her an yaşana gelen bir şey olduğunu ihtar ediyor. Biz büsbütün uzağımızda bir şeye iman etmiyoruz. Aslında dünyada numunelerini çoklukla gördüğümüz bir hakikatin uzaktaki bir ucuna iman ediyoruz. Mesela bunu örnek olarak ayet-i kerime baharı veriyor. Hakikaten de bahar sayfasında her yıl birkaç günde bakıyorsunuz, yüzler, binler, yüz binler, milyonlar tür canlanıveriyor. Tekrar hayata mazhar oluveriyor. Ölü ağaç dalları, kökleri canlanıyor sanki. Bunu gördükten sonra bu kadar karışık sayfaların aynı anda, aynı nüshada yazıldığını bildikten sonra, böyle bir kudrete şahit olduktan sonra haşir neden bize imkansız gözüksün? O kadar türün yaratıldığını gören için kendi türünün tekrar yaratılması çok imkansız, uzak, muhal bir şey değildir ki noktasında ayet-i kerime bizi uyandırıyor. Cenab-ı Hak El-Hadi ismiyle kafamızda bir şimşek çakıyor böyle. Diyor ki ya sen haşir diye bir şeyden bahsedildiği zaman bunu böyle ütopik görme. Zaten hayatın içinde haşir var. Hatta bedenimiz bile biliyorsunuz senede bir kere bütün hücreleri şöyle bir devrediyor. Yani tekrar yaratılıyor hücrelerimiz. Sinir hücreleri hariç onlar diyorlar ki tekrar yaratılmıyor. Ama onun bile hücrenin içindeki yapı taşları yara oluyor, onarılıyor falan vesaire. Yani sürekli insan inşa ediliyor zaten. Her an haşrin içinde zaten insan, o açıdan düşünürsek. Hangimiz doğduğundaki bedeniyle hayatta ki? Demek ki biz ölmüş ölmüş dirilmişiz çok defalar. Daha doğrusu vücudumuzu çokça değiştirmişiz. Yani bu onu gösteriyor. Şu anki halimiz, işte benim şu anki 40 yaşındaki halim aslında doğduğum günden bugüne kadar değiştirilmiş yüzlerce, binlerce bedenin sonucu. Ben yüzlerce, binlerce kez zaten bir haşir görmüşüm. Bu o haşirlerin sonuncusu. Bundan sonrası da olacak. Yani benim şu an şahit olduğum, size ders yaparken içinde olduğum beden böyle kalmayacak ki. Yine bu haşirler sürecek ve ben Cenab-ı Hak ne kadar ömür vermişse afiyetle, imanla, sıhhatle versin. Onu tadarak,
o haşirleri yaşayarak yolculuğumu tamamlamış olacağım bu dünyadaki. Bu kadar haşir olduktan sonra ahiretteki haşire neden inanılmasın? Kur'an bize bunu yapıyor. Yani haşri bir kanun noktasına getiriyor. Kanun olduğunu anladığınız anda da zaten kanunun içindeyiz. Bunun uzaktaki bir numunesine niye iman edilmesin? Hemen mantığınız onu kavruyor. Söz gelimi işte su burada 100 derecede kaynıyorsa Himalayalarda niye kaynamasın? Orası da buranın parçası diyorsunuz yani. O şekilde de burası da Allah'ın mülkü, burada haşir oluyor. Orası da Allah'ın mülkü, dilerse yaratır noktasına kolaylıkla gelebiliyorsunuz. Fakat ayet-i kerimede elbette iki yönlü bakış var haşir meselesine. Bir, muktazi, iki, imkan. Muktazide rahmet anılıyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzü ölümünün ardından nasıl diriltiliyor? Cenab-ı Hakk'ı böyle bir diriltişe mecbur edecek bir kuvvet var mı? Haşa, olamaz, mümkün değil. O nedenle biz diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ı böyle yaratışa, böyle diriltişe, böyle ikrama, ihsana, cömertliğe sevk eden onun şanı rububiyetidir, kemali rahmetidir. Mukaddes esması, sıfatları ve şunatıdır diyoruz yani. Cenab-ı Hak kendi şanı rububiyeti, kemali, rahmeti, keremi böyle iktiza ettiği için bize dünyada yaratışlar içinde ihsanda bulunuyor. Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bilinmeye mecbur muydu? Değildi elbette. Ama ikram etmek istedi çünkü büyüklüğü onunla tamam oluyordu. Yani Cenab-ı Hak bize ikram ederek aynı zamanda kereminin tecellisini göstermiş oldu. Kemalinin muktazisini göstermiş oldu. Öyle düşününce baharı da anlayabiliyoruz. Diyoruz ki Cenab-ı Hak ikram etmek istiyor ya. Onun şanı rububiyeti, yüceliği, büyüklüğü, keremi bunu iktiza ediyor. Birileri olsun ki onlara bağışta bulunulsun. Zaten varlığa çıkarılmak bile bir lütuf en başta. Değil mi? Daha vardan yoktan vara çıkmak, o varın içinde de ilerlemek her bir mertebesiyle lütuf, 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 lütuf insanlığa kadar. İnsanlığın içinde iman sahibi olmak bir lütuf. O imanın içinde işte ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, o mertebeler bir lütuf. Onun içinde başka başka lütuflar. Ta cennette yine mertebeler olacak. Cenab-ı Hakk'ın keremi böyle tecelli ediyor. O böyle yaratıyorsa elbette bu dünyadaki en kıymetlisi olan insana da, en sanatlısı olan insana da ebedi bir yok oluş vermeyecektir. Onu da tekrar diriltip tekrar ihsanlarda bulunacaktır diye rahmetinden görüyoruz. Kudretinden de işin imkanını zaten kavruyoruz. Onu da önce konuştuk. Evet, bu ayetteki hem kudret hem rahmet bahsinin şeyi bu. Daha önce ayet-i kerimenin başına dair de bir şeyler söyledik. Daha doğrusu işte mealden görüken kısmıyla bizim çapımız ona yettiği için. Allah'ın rahmet eserlerine bakın diyor. Burada bakmak bir emir. Üstad bunu suretlerde hep söyledi. Bak, kainata bak, düşün, tefekkür et, anlamaya çalış. Gözünü kapama yani. Kainat gösteriyor zaten. Erkan-ı imaniyeyi gösteriyor kainat. Bizim kainattan kaçmamız diye bir şey söz konusu değil. Allah'ın kitabı o da yani. Müslümanların böyle bir endişesi yok. Ya kainat bizi yalanlarsa, ya bilim bizi yanlış çıkarırsa, öyle bir derdimiz yok. Bilim zaten Allah'ın bir kitabı. Eğer ideolojik etkilenmelerle karartılmazsa çıkardığı done zaten marifetullah için kullanılabilir şeyler. Kainatın nizamını anlatmaktan başka ne yapıyor bilim? O nizamın arkasında biz diğer esmayı da görebiliyoruz biraz tefekkür edince. Allah'ın rahmetini, keremini, diğer manaları hepsini bulabiliyoruz düşününce. Öyle olunca ilim, bilim bunlar da Cenab-ı Hakk'ın marifetine çalışıyor oluyor. Bizim kainattan bu açıdan bir korkumuz yok. Bakarız, konuşuruz, delillerini hep birlikte ele alırız yani, hiç sıkıntı yok. Müslümanların bu konuda bir özgüvensizliği falan söz konusu değil. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Burada Allah'ın eseri olmak açısından kainata bakmak bir vurgulanıyor. Yani fiilin failini aramak, o niyetle bakmak vurgulanıyor. İki, rahmeti görmek vurgulanıyor dedik. Bunları konuştuk.
Fakat bugünlerde ben İşaretül İcaz'ı okumaya başladım. İşaretül İcaz'ın hemen başında. Yani o Fatiha-i Şerife bahsinde, onun tefsirinde. Ya aslında Hasir Risalesi'nin sistemiyle çok ilgili bir bahis gördüm. Ne demek bu? Şimdi biz burada ayet-i kerimeyi konuştuk, dedik ki hem suretlerdeki hem işaretlerdeki sistem aslında ayetin sistemi nedir? İşte önce Allah'a iman, birinci işaret onu anlatıyordu. Allah'a iman niye kaçınılmazdır? Suretlerin başında da Bediüzzaman Hazretleri onu anlatıyordu. Sonra ikinci aşamada ikinci işaret peygamberliği anlatıyor. İspatı, yani peygamberlik neden olmazsa olmazdır. Efendimizin peygamberliğine iman etmek aleyhissalatü vesselam neden kaçınılmazdır? İkinci işaret de bunu anlatıyordu. Suretlerin de içinde bu vardı yine. Şimdi üçüncü işarette, dün konuştuk onu da. İnsanın ne ehemmiyeti var? O bahis vardı üçüncü işarette de. E ayet-i kerimede de muhatap insan. Değil mi? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine kim bakacak? İnsan bakacak. Onun da ilgisi var diye konuştuk. Hem yani suretlerde hem işaretler sisteminde haşre imanın öncülleri inşa ediliyor dedik. Mukaddimeleri konuluyor, merdivenin basamakları yerleştiriliyor. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Haşrin sacayaklarını oluşturma manasında, haşre imanın sacayaklarını oluşturma manasında bunlara ihtiyacımız var dedik. Ben İşaretül İcaz'daki şeyi görünce o Kur'an'ın makasidinin dört oluşu, makasid-i erba mevzusunu görünce ya dedim bunlar işaretler. Yani işaretler. Şimdi dördüncü işaretle de ilgisi olacak ama oraya geçmeden önce bu bahsi bir okuyayım. Size bazı noktalarını en azından, hepsini okuyamam da uzun çünkü. Şimdi Fatiha tefsirinin başında İşaretül İcaz'ın söz basıma göre 30. sayfası burası. Üstad diyor ki Kur'an'daki anasır-ı esasiye, esas unsurlar, Kur'an'ın takip ettiği maksatlar, Kur'an'daki anasır-ı esasiye ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar, hedefler, kasıtlar, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bakın, tevhid 1, nübüvvet 2, haşir 3, adalet ile ibadet de 4. Bu 4 unsuru beyan edeceğiz diye başlıyor bahis. Orada bir soru geliyor. Kur'an'ın bu şu 4 hedefe doğru yürüdüğü nereden malumdur diye. Üstad ona cevap veriyor ila ahir. Sonra ileride bir yerde diyor ki şu makasid-i erba Kur'an'ın hangi ayetlerinde bulunuyor? Yani sen şimdi böyle bir şey söyledin ama 4'tür ana şeyi diye. Hangi ayetlerde var bu? Üstad diyor ki cevap o anasır-ı erba yani 4 unsur Kur'an'ın heyet-i mecmuasında bulunduğu gibi, hani Kur'an'ın bütününe bakınca göründüğü gibi, Kur'an'ın surelerinde, ayetlerinde, kelamlarında hatta kelimelerinde bile sarahaten veya işareten veya remzen bulunmaktadır. Çünkü Kur'an'ın küllü yani tamamı, bütünü cüzlerinde göründüğü gibi, cüzleri de Kur'an'ın küllüne aynedir. Yani Kur'an'ın bütünü parçalarında özetlendiği gibi parçaları da bütünle aynı oluyorlar diyor. Bunun içindir ki Kur'an müşahhas olduğu halde efrat sahibi olan külli diye tarif edilir. Yani bir bütünlüktür ama o bütünlüğün parçaları da ayrı ayrı bütünlüktür. İşte insaniyet diyoruz. İnsaniyetin her bir parçası da insan olarak ayrı bir bütünlüktür, değil mi? Yani külli bu demek. Parçaları da kendisini özetleyen şey demektir külli. Evet. Sual, yine bir sual geliyor burada. Elhamdülillah ve Bismillah gibi ayetlerde makasid-i erbaya işaretler var mıdır? Yani bu dört unsur, o tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet, bu dört maksat, Bismillah gibi, Elhamdülillah gibi kısacık ayetlerde dahi geçiyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Cevap, evet. Kul kelimesi, yani de, söyle, kul kelimesi, Kur'an'ın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. Yani ya apaçık söylenmiştir, de ki diye, Peygamber Efendimiz'e
Cenab-ı Hak öyle buyurmuştur. De ki şöyle şöyle mesela kul huvallahu ehad. De ki Allah birdir. Veya söylenmemiştir ama ayetten anlarız ki bu da bize emrediliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize tebliğ etmesi emredilmiş, o da bize tebliğ etmiş. Her ayette ya bizzat vardır ya da mukadderdir. Yani gizli özne gibi olması gerekir. Ayetten çıkarılır öyle bir şeyin olduğu başında. Bu mezkur ve mukadder olan kul kelimelerini esas olmak üzere Bismillah'tan evvel kul kelimesi mukadderdir. Yani ya Muhammed bu cümleyi insanlara söyle ve talim et. Vahiy ya. İnsanlara bildirilecek. Vardır diyor her bir Bismillah'ın öncesinde bu kul manası. De ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki vardır diyor. Çünkü tebliğ ediyor onu bize. Öğretiyor onu bize. O kendisinde kalacak bir bilgi olarak verilmemiş ona. Aktarılması gereken bir bilgi olarak verilmiş. O halde zımmında yani mukadder olarak kul kelimesi vardır diyor. Ya Muhammed bu cümleyi insanlara söyle ve talim et. Demek besmelede ilahi ve zımni bir emir var. Binaenaleyh şu mukadder olan kul emri risalet ve nübüvvete işarettir. Bilgi aktarılmak üzere geldiğine göre demek ki aktaracak birisi var. Yani vahiy nübüvvetin delili. İçindeki özellikle, bu irşat özelliğiyle. Çünkü Resul olmasaydı tebliğ ve talime memur olmazdı. Böyle bir şey olmazdı yani. Söylenecek bir şey olmazdı bu. Aktarılacak bir şey olmazdı bu. Kezalik hasrı ifade eden car ve mecurun takdimi tevhide imandır. Ve keza Errahman nizam ve adalete, Errahim haşre delalet eder. Ve keza Elhamdülillah'taki lam ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir. Rabbil Alemin adaletle nübüvvete remizdir. Çünkü terbiye Resuller vasıtasıyla olur. Rabbül Alemin diyor ya, Rab nasıl terbiye ediyor? Bizim şu an nübüvvet olmazsa neyle terbiye olmuş olabiliriz ki? Nübüvvet lazım ki insanlık terbiye olsun onun getirdiği doğruyla. Gerektirir diyor bu manayı. Çünkü terbiye Resuller vasıtasıyla olur. Maliki yevmiddin zaten sarahaten haşir ve kıyamete delalet eder. Ve keza inna e'ataynâ kel kefzer sadefi de o makasıdı erba cevherlerini tazammun etmiştir diyor. Burada o bahis devam ediyor. Orada daha fazla ilerlemeyeceğiz. Özetle fark ettiğim şu oldu. Üstad Hazretleri işaretlerde ve gerekse suretlerde bu dört makasıdı işliyor. Yani haşir zaten onun konusu da öncesindeki makasıtları da işliyor sonra haşre geçiyor. Ve haşrin ispatını da adalet ve ubudiyetle yapıyor. Bakın hakikatler bahsinden onu göreceğiz. Suretlerde zaten görmüştük. O dersleri takip edenler hatırlayacaktır. Hani kainatı anlamlı yapan, bu dünyadaki sınanmayı anlamlı kılan ne? Ubudiyetin karşılığı ve Cenab-ı Hakk'ın adaleti. Yani burada zalim zulmüyle, mazlumiyetiyle gidiyor. Öteki tarafta bir adaletin tecelli ettiği bir yer olması lazım diyoruz mesela haşrı anlarken. Bakın burada da var. Bu bana ilginç geldi. Demek ki haşrın sistemi, haşr risalesinin sistemi aslında Kur'an'ın makasıdı erba sistemi. Hani bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bu bana ilginç geldi. Size de bahsetmiş oldum. Haşr risalesinin başıyla, haşr risalesinin içeriğiyle Fatiha tefsirinin, İşaretül İcaz'daki Fatiha tefsirinin hemen o başındaki izahların bir ilgisi var. Makasıdı erbanın, Kur'an'ın makasıdının, onu Kur'an'ın naklediş şeklinin adeta la teşbih ve la temsil haşir risalesine işleyen bir tesiri var diye düşündüm arkadaşlar. Evet, bahsimizin başını böyle geçirdikten sonra güzel faydalı bir şey öğrendik. Eğer arkasını getirebilirsek, taşlarını döşeyebilirsek bir tefekkür kapısı edinmiş olduk. İşaretül İcaz gördüğünüz gibi yeni Said dönemi eserlerinin de ruhunu oluşturan bir içeriğe sahip. Üstad Hazretleri eski Said dönemini elbette arkasında bırakmıyor yeni Said olurken. Üslup değiştiriyor tabiri caizse. Yeni bir yazım yöntemi deniyor ama oradaki bilgi zaten eski Said'in muktesebatı. Evet, bismillah.
Elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Yine dördüncü şahidi baştan sona bir okuyalım. Ondan sonra da ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Dördüncü işaret. Nasıl ki hikayede 12 suret ile gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil. Öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Bir daha okuyorum burayı. Öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir veç ile mümkün değil ki bu fani alemin baki halikı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Tekrar okuyorum. Öyle de hiçbir veç ile mümkün değil ki bu fani alemin baki halikı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil. Şu bedi ve zail kainatın sermediği saniyeyi bunu halk etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil. Şu bedi ve zail kainatın sermediği saniyeyi bunu halk etsin de müstekar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil. Bu meşher ve meydanı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Bakın bunlar hep adalet ve ibadet örnekleri. İşaretlerin dördüncüsü de adalet ve ibadete geldi. Yani ubudiyet ve adalet, o makası derbanın dördüncüsü. Ona işaretler, yani onunla ispat ediyor haşri. Hem mümkün değil, bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Bu hakikate 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır, en kısa ve basitten başlarız diyor ve oradan hakikatler bahsine geçiyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz oraya geçmeden dördüncü şartı biraz daha ince okumaya çalışalım, anlamaya gayret edelim. Ondan sonra inşallah, yine dilim dönmemeye başladı. Ondan sonra inşallah vaktimiz kalırsa birinci hakikati de okuruz. Pekala. Dördüncü işaret. Nasıl ki hikayede 12 suret ile gördük ki. Bu işte Haşr Risalesi'nin giriş kısmıydı, o suretler bahsi. Bir temsili hikayecik vardı. Onun içinde de suretler vardı. Suret dediğimiz yön, yüz, veçhe, açı. Yani hikayenin her bir parçası aslında haşre bir bakış açısıydı. O suretlerden her birisi. Hikayenin içindeki kurgunun her bir parçası haşrin bir gereklilik noktasını açıklıyordu bize. Hem imkan hem gereklilik noktasını açıklıyordu. Burada dedik ki Bediüzzaman Hazretleri ayet-i kerimedeki şablonu bir formül olarak kullanıyor. İsimlerin yerlerini değiştirip onlar eşliğinde bakış açısını da bir parça değiştiriyor. Mesela işte ayet-i kerime ne diyordu? Kısa bir mealiyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünün ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir diyor. İki isim var, rahmet ve kudret. Üstad Hazretleri ayet-i kerimenin şablonunu tutuyor, bakış açısını tutuyor. Rahmetin yerine atıyorum cömertliğini koyuyor Allah'ın. Kudretin yerine ne diyelim sanatını koyuyor Allah'ın. Şimdi hatırlayamadım o bahiste ne vardı. Veya hikmeti koyuyor, adaleti koyuyor. Veya işte başka başka isimleri koyuyor. Her defasında o kurgu bizi şeye götürüyor. Haşre götürüyor. Yani sadece rahmet ve kudret değil.
Cenab-ı Hakk'ın her ismi, Cenab-ı Hakk'ın her sıfatı, Cenab-ı Hakk'ın her şuunatı haşrı iktiza ediyor. Hatta ilahlığın sanki gerekliliği sonsuz ilahın sonsuz bir aynaya da sahip olması. En son öyle bir noktaya da getirmişti bizi. Ve bununla da kalmadı Bediüzzaman Hazretleri suretler bahsinin sonunda bize dedi ki, bakalım orası neydi? 12. suretin sonunda ne dedi? Sakın zannetme tebdili memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Belki had ve hesaba gelmez emareler, deliller var ki şu kararsız mütegayir memleket zevalsiz müstekar bir memlekete tahvil edilecektir. Hem had ve hesaba gelmez işaretler, alametler var ki şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makarı daimisine gönderilecek diyor. Evet. Sonra bir suret daha söyleyeyim sana diyor. Vesaire, o bahis devam ediyor. Evet, suretler buydu yani. Burada bahsi geçen suretler onlardı. Hikayede 12 suret ile gördük ki hiçbir cihette mümkün değil. Öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane, muvakkat yani vakitli, geçici, bir zaman için geçerli misafirhane gibi memleketi bulunsun da müstekar, sabit, sağlam ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına, sonsuz saltanatına, büyük azim saltanatına diyelim. Saltanat-ı uzma burada nasıl verilmiş? Büyük saltanat diye verilmiş. Evet, azim saltanat, büyük saltanat. Medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Bak, adalet bakın nasıl gözüküyor orada. Cenab-ı Hakk'ın burada şu şekilde matematikte işte geçmiş derslerde de ondan bahsetmiştik. Doğru orantı diye bir şey vardır. İşte Ayşe 4 saatte 15 lira harcadıysa 16 saatte kaç lira harcar? Ya bu bir doğru orantıdır. İşte çarparsınız, bölersiniz vesaire sonucu bulursunuz. Şimdi aynı matematik gibi Cenab-ı Hakk'ın öyle isimleri var ki bu kainatın yaratılmasını gerektirmiş. Cenab-ı Hak onların tecellisiyle yaratmış bu kainatı. Orada esmasını göstermiş. Ve orada gösterdiği tecelli bize gösteriyor ki bu esmaların sonsuz kudreti var arkasında. Yani bu esmalar sonsuz bir ilim, irade, kudret esasına yaslanarak çalışıyor kainatta. Şimdi o öyleyse o zaman bu sonsuzluk bu dar alemde sıkışıyor olamaz diyoruz. Yani mesela bu hemen kafamız bunu derk ediyor. Sonsuzluk faniyatta sıkışamaz. Sonsuzluk faniyatta sıkışamaz. Sonsuzluk faniyatta sıkışamaz. O sonsuzun sonsuz bir aynası da olması lazım. Çünkü bu esmalar hep tecelli etmek ister. Bu sanatlar hep görünmek ister. Bu haşmet hep parlamak ister. Cenab-ı Hak insan haşa insan gibi değil ki haşa sümme haşa değişsin. Bir öyleyken sonra böyle olsun. Öyle desin sonra vazgeçsin böyle olsun. Bu mahlukata has bir özellik. Çünkü mahluk olmak sınırlılık gerektiriyor. Kabınız küçük, mecbursunuz. Vişne suyunu doldururken içindeki suyu boşaltıyorsunuz sonra içine vişne suyu doldurabiliyorsunuz. Başka bir şey daha dolduracaksınız. Vişne suyunu boşaltıyorsunuz. İçine kahve dolduruyorsunuz atıyorum kupanıza, çay bardağına vesaire. İnsanlığın sınırlılığı tamam böyle olmayı iktiza eder. Çünkü insan değişkendir. Daha çok esmaya mazhar olmak için değişmek zorundadır. Tek sayfada çok şey yazılacaksa o sayfa silinip tekrar temizlenmek ve üzerine tekrar yazılmak zorundadır. Çocuklarımıza aldığımız o şeyler var ya, ne diyorlar ona, sil yaz mı? Ya, ne onun ismi? Böyle tahta gibi bir şey üstüne yazıyorsun, bir çekiyorsun, yazı siliniyor. Tekrar çocuk resim yapabiliyor. Aksi takdirde çocuğa resim defteri dayanmıyor mesela.
Çünkü sürekli yeni bir şey çizmek istiyor. La teşbih ve la temsil. Bu faniyat da sınırlılık sahibi ya. Cenab-ı Hakk'ın esması sonsuz. Tecellisi sonsuz. Biz böyle kalarak onu kaldırabilir miyiz? Kaldıramayız. Mecburen değişim içinde sile yaza, sile yaza, sile yaza tegayyürle, başkalaşmalarla Cenab-ı Hakk'ın esmasını kendimizde misafir ediyoruz. Tecelli olarak. Yani kainatın düzeni böyle kurulmuş. Şimdi bu isimler, ya yetmiyoruz biz bu isimlere. Bu dünyadaki faniyat yetmiyor bu isimlere. Bu çok belli. Cenab-ı Hak da bu isimleri tecelli etmek istiyordum. Daha sonra tecelli ettirmekten vazgeçtim. Böyle bir şey Cenab-ı Hak için söz konusu olmadığından Cenab-ı Hak böyle tegayyürden, değişimden münezzehtir. Bu esması, sıfatı onda sabittir yani. Kerem hep kerem sahibidir. Hep rahmet sahibidir. Hep cömertlik sahibidir. Öyle olduğuna göre bunların bir yine tecelli alanı olması lazım diyoruz. Ve buradaki kıyasla diyoruz ki öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat-ı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. O şunu iktiza eder diyoruz mutlaka. Öyle de hiçbir veç ile mümkün değil ki bu fani alemin baki halikı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Bak yine aynı kurgu. Öyle de hiçbir veç ile, yön ile, yan ile, açı ile mümkün değil ki bu fani alemin baki halikı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Madem tecelli etmek istiyor, yaratmak istiyor ki onu mecbur edecek hiçbir şey yok. O kendi kemalinden dolayı bu bağışta bulunuyor, bahşetmede bulunuyor, yaratmada bulunuyor. Böyleyse böyle bir sultanlık bu kadarcık bir ikramla tatmin olur mu? İşte cömert mesela, cömert insanları örnek vermiştik daha önce. Ya cömert adam ya sürekli ikram etmek ister. Bir gün vereyim, ikinci gün vermeyeyim demez. Öyle yapıyorsa zaten gerçek değildir bu. Hani bir gün veriyor, diğer gün vermiyorsa, vermek istemiyorsa ondaki cömertlik arizi demektir. Ama cömertlik hasleti ise o adam yani yarım bir hurmayla bile olsun, o hadis-i şerifte mi vardı bu ayette mi tam hatırlayamadım. Herhalde hadis-i şerifteydi. Yarım bir hurmayla bile olsun hayırda bulunmaya çalışır yani. Çünkü o sıfatı olmuştur artık. Neyi varsa, 100 milyon doları varsa onundan verir, 1 lirası varsa ondan verir. Sıfatı olan. Cömertlik sıfatı olan böyle yapar. Var olan vardan verir, yok olan yoktan verir yani. Az azdan verir, çok çoktan verir yani. Cömertlik böyle iktiza eder. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da böyle sıfat-ı sabitesi var. İsimleri var. Şunatı var. Onlar fani yaratsın da baki yaratmasın. Bu böyle olmaz. Cömert ama 3 gün dünkü dünyada sadece ikram ediyor. Olmaz böyle. Çünkü onun sıfatı Allah tegayyüre uğramaz haşa. Değişmez. Madem cömertlik var hep olacaktır. Cömertliğin görünmesi de ikram edilmesiyle olur. Demek ikram edilenler de olacaktır. Bu da mahlukattır. O da haşri iktiza eder. Evet. Hiçbir veç ile mümkün değil ki bu fani alemin baki halikı bunu icat etsin de yani yoktan yaratsın da baki bir alemi icat etmesin. Bu icat kelimesi de bizde biraz aslında yanlış kullanılıyor. İcat ben öyle biliyorum. Yaratma demek, yoktan yaratma gibi manası var. Teknolojik şeylere biz icat diyoruz ama icat dememek lazım, keşif demek lazım. Aslında onlar keşif. Atıyorum elektriği buldu ama elektriği yaratmıyor ki. Elektrik zaten var doğada. Cenab-ı Hak yaratmış onu. Sen sadece onu keşfettin, nasıl yaratıldığını, hangi yasayla yaratıldığını keşfettin. O yasayı tekrar ettirince ne oldu? Yaratılışın
tekrarına şahit olmuş oldun. Yani sen yaratmadın onu. O icat, keşif kelimeleri arasında böyle bir şey var. Biz hep icat, teknolojik icatlar falan filan diyoruz ama aslında öyle dememek lazım. Keşifler demek lazım. Daha sıhhatlisi bu gibi duruyor. Allahu alem. Evet. Hem mümkün değil. Şu bedi ve zail kainatın sermediği, şu bedi, yani bedi demek, buradan bakayım, eşsiz demek diyebiliyorum ama benzersiz bir şekilde yoktan yaratan demek. Bedi, Allah'ın ismi olduğunda, el-bedi ismi mesela, benzersiz şekilde yaratan demek. Şimdi bu kelimeyi duyduğu zaman bizim modernistler, Kur'an Müslümanları, Bediüzzaman falan diyorsunuz işte, diyor bu Allah'ın ismini diyor insana vermek falan filan. Değil arkadaşlar, bu işte sizin cahilliğinizden kaynaklanan bir şey. Şöyle 14 asır sonra gelip, hatta çoğunuz Arapça da bilmiyorsunuz zaten. Mealden başka bir bilginiz yok. Onunla ana dili gibi Arapça konuşan İslam alimlerini böyle Bediüzzaman demişsiniz, ona şunu demişsiniz falan filan diye tezif ediyorsunuz. Bir kere Bediüzzaman kelimesi sadece Bediüzzaman Hazretlerine, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine has değil. Bediüzzaman-ı Cezeri var, Bediüzzaman-ı Hamedani var. Hatta İmam-ı Rabbani'nin mektubatında Mirza Bediüzzaman diye birisi var mesela. Ona mektup yazmış. Üstad Hazretleri diyor mesela, o kişi sanki yaraları benim yaralarımla kardeşmiş diyor. Demek ki bu Bediüzzaman kelimesi çok kullanılıyordu. Genel bilinen bir şeydi. Ve bu insanların hepsi de elhamdülillah İslam'ın göz bebeği insanlar. İlimce de, akidece de yani. Şimdi siz gelmişsiniz 14 asır sonra, ya Bediüzzaman demek işte Allah'a şirk koşuyorsunuz falan filan. O senin cahilliğin, bilmemenden kaynaklanan bir şey. O kelime mecaz kastedildiğinde eşsiz güzellik demek olmuyor. Yani şöyle diyelim, Allah'ı kastedecek şekilde benzersiz yaratan gibi falan bir manaya gelmiyor. Yani zamanının eşsizi gibi, benzersizi gibi, özeli gibi bir manaya geliyor. Bu yüzden de Müslüman alimler, böyle zekası, hafızası, sıra dışı olanlar için bu lakabı kullanmışlar. İşte Bediüzzaman-ı Hamedani için kullanılmış, Bediüzzaman-ı Cezeri için kullanılmış, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri için kullanılmış. Buna o zamanın ehli sünnet uleması karar vermiş. Böyle anmaktan da teberri etmemişler. Ne oldu da siz böyle itikatta sanki onları da geçtiniz, onların önüne vardınız da bir de tartar oldunuz yani onların tayinlerini falan filan. Yani işte bu, ahir zamanın zıp çıktıklarından abi, illallah, illallah, illallah yani. Hem cahiller hem cesurlar. Ya ben mesela düşünüyorum ya, ben de cahil bir insanım, çok bilgim yok. Bir şey söylerken diyorum ki ya bu sözüm ulemadan birisinin sözüne ters düşüyorsa benim diyorum düşünmem lazım ya. Ben kimim ki? Yani mesela atıyorum ben bir şey söyledim, Bediüzzaman Hazretleri başka bir şey söyledi. Ya ben tereddüt ederim. Benim söylediğimde hata vardır büyük ihtimal. Çünkü baksana yani kocaman alim aksini söylüyor. Veya İslam tarihi boyunca hep aksi söylenmiş. Ya düşünürüm, titrerim yani. Ben ne diyorum, ben kimim, ilmim ne, seviyem ne, çapım ne derim mesela. Abi bu adamlarda şey, enaniyet, kol gibi, kibir dağ kadar. Yani sorsan Arapça yok, bir şey yok. Meal karıştırmış, onu da nasıl karıştırmış belli değil. Abi her şeyi biliyorlar ya. Bilmedikleri şey yok. İmam-ı Azam da falan şurada şöyle falan. İmam-ı Şafii de falan. Ya nedir bu imamlar size esir almış falan. Lan sen mi esir alacaksın biz imamları almayacak da? Hani senin ne şeyin var? Bazı tipler var mesela. Adam internette var. Onun da videoları var. Şimdi ismini vermeyeyim. Sıvacıymış, inşaatçıymış. Hor görmek değil. Biz de inşaatta çalıştık ama. Ya sıvacılıktan çıkmış, mücedditliğe başlamış, müştehitliğe başlamış adam. Lan bir eğitimi falan diye yok senin yani. Arkasına koymuş kitapları. Sanki hepsini okumuş gibi. Halbuki okuduğu da yok. Biraz böyle dinleyince, yoklayınca görüyorsun ki seviye yerlerde. Benim bile anladığım şekilde. Yani ben bile ne anlayışım olabilir o konuda. Benim de eğitimim yok yani. Ama ben bile az çok okumuşluğumdan, kitap okumuşluğumdan diyorum ki bu adamın seviyesi dipte. Ama adam sıvacılıktan, inşaatçılıktan şeye çıkmış. Müştehitliğe çıkmış yani. Belki bir günde çıkmıştır. Öyle insanlar internette böyle hükümler veriyor arkadaşlar. Kanmayın. Yani şu hep bizde bulunması gereken bir şey. Bu Bekir Sifil Hoca da buna çok dikkat çekiyor. Ya
14-15 asırdır İslam alimleri bir şeyde ittifak etmişler. Bu kullanıla gelmiş, yapıla gelmiş. Ya birisi itiraz etti diye bunu da böyle hemen şüpheye düşünmez. Önce şu düşünülür. Ya bu kadar zaman bu kullanılmış, bu adamlar bu işi bizden daha iyi biliyorlardı. İslam kaynaklarına bizden daha aşina, o sosyolojiye bizden daha yakın, o terbiyeye bizden daha yatkın. Ne diyelim yani, her noktada bizden daha ileridelerdi. Ya bu insanlar tereddüt etmemişse, kullanmışsa biz de tereddüt etmeyelim. Bu insanlar şöyle demişse, ya bir hoca dinledim aklım karıştı, böyle şeylere düşmeyelim yani. Niye aklın karışıyor ki? 14-15 asırdır tecrübe var zaten sende. Ya o tecrübe yoksa aklın karışsın. İlk kez duyuyorsan aklın karışsın. Hadi ona hakkın olabilir. Ya ama sen... Adam namaz 3 mü 5 mi diyor. 3 mü 5 mi diye tereddüde düşüyorsun ya. Böyle olur mu yani? Şimdiye kadar 5 diye kılınmış. Ümmet bunun üstünde icma etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ta bu zamana kadar. Çıktı Yaşar Nuri Öztürk. Ya işte Kur'an'da aslında 3 vakit geçiyor. Aa aslında 3 vakitmiş falan. Ya niye böyle bir tereddüde düşüyorsun ki? Düşünmen gereken şu. Bu hocada bir manyaklık var. Böyle demen lazım normalde. Bu hocada bir kafa kırıklığı var. Böyle şey söylenmez. Güneş var mı yok mu bunu diyen adam mesela, bence güneş yok diyen adama sen şey yapar mısın? Ya manyak mısın dersin, güneş yukarıda bak. Her tarafı aydınlatıyor. Gibi gibi. Bu kadar güneşin doğuşu kadar apaçık olan İslami hakikatlerde bir hoca şöyle demiş, birisi böyle demiş. Bunlar da arkadaşlar tereddüde düşmek doğru değil. Biraz özgüvenimizin olması lazım. Özgüveni olmayandan hiçbir cacık olmaz. Geçen derste konuştuk. Ayağımızın yere sabit basması lazım biraz. Üzerinde durduğumuz mirasa güvenmemiz lazım biraz. Aha, bilmiyorsak da öğrenmemiz lazım. O güven zaten ilim üzerinde durur daha çok. Eğer güvenemiyorsanız kalbinizdeki teslimiyeti, o zaman ilimle bir teslimiyet sahibi olmak için okuyup öğrenmek lazım. Cenab-ı Hak bizi hidayetinden ayırmasın. Evet. Şu bedi ve zail kainatın, yani benzersiz şekilde yaratılmış ve zail, yok olucu kainatın sermediği sonsuz saniyi, yani sanatla yaratanı, bunu halk etsin de, yaratsın da, yoktan çıkarsın da, müstekar, daimi, sabit ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Yine aynı adalet muvazenesi onu yapıyor, böyle bir Allah. Bunu nasıl yapmaz? Onu yapıyor, böyle bir Allah şunu nasıl yapmaz? Onu yapıyor, şöyle bir Allah bunu nasıl yapmaz? Şimdi burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bir açıdan evet, cennet sabit olması itibariyle, bu dünyadan cennet cehennem sabit olmaları itibariyle, ahiret sabit olması itibariyle bu dünyadan aşkın bir şeydir. Ama dünyanın değişkenliği açısından dünya ahiretten başka bir şeydir. Belki tabiri caizse biraz da üst bir şeydir. Ama şu açıdan üst bir şeydir. Yani dar alanda kısa paslaşmalar olduğu için, bir sayfada birçok kitap yazıldığı için. Mesela bahar, haşir. Şimdi bir tür olarak insanın diriltilmesi büyük bir şeydir tabii ki de. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin de tecellisidir. Ama bahardaki yaratış daha karmaşık, daha görkemli esasında. Niye? Çünkü bir sürü tür ve dar alanda ve kısa sürede, mahşer günü bir zaman nasıl olacak bilmiyoruz mesela. Veya işte mekan, madde nasıl olacak bilmiyoruz mesela. Ama dünyada şartları görüyoruz, o şartlarda yaratılan mucizeleri görüyoruz. Yani burada olanla orada olan şu açıdan da kıyaslanabilir. Buradaki iş karışıklığı itibariyle, hız itibariyle, karmaşıklık itibariyle bazı açılardan, Allahu alem kaydıyla söylüyorum bunu, ahirettekinden daha şey, karmaşık bir iş. İşte diyor, tek bir dünya, küre-i arz. Allah diyor arz ve semavatı beraber anıyor. Niye? Üstad onun cevabını verirken bir yerde diyor ki, arz evet dar bir yer ama o kadar çok değişim oluyor ki, hani diyor bir deniz düşünün, bir de musluk düşünün. O musluktan diyor sürekli su akarsa denizden daha çok su geçebilir oradan diyor mesela. Deniz sabit olsun. Ya da havuz düşünün. Deniz çok geldi. Havuz düşünün, bir de musluk düşünün. Musluğu 3 saat açsanız belki havuzdaki su kadar su çıkmaz.
Ama 100 saat açsanız mesela belki havuzu geçiyordur. Dünya da havuzdan geçen şey gibi işte su gibi. Değişim 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 suret 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 başka 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 başka. Orada o kadar çok şey yaratılıyor ki her anı başka. Bizim bu başkalığımız ahiretteki sabitlikten, bunu üst demeyelim elbette, beka daha başka bir daire ama daha başka bir iş yani. Burada da kudretin bir şeyi var, görkemi var. İşte burada gözüken kudret görkemi ötekini nasıl yapmasın? Burada sanki ona bir işaret var gibi. Hem mümkün değil şu bedi ve zail kainatın sani bunu halk etsin de müstekar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Burada gösterdiği isimlerini orada sabit bir şekilde tecelli ettirmesin. Çünkü dedik ya Cenab-ı Hak'tan o sıfatlar haşa sümmaşa zail olmaz ki. Yine tecelli etmek isterler. Özellikle Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı. Bu dünyada yansıyor. Şimdi yansımayacak mı yani dünya kapandıktan sonra? Elbette öyle bir şey olmayacak. Şan-ı rububiyetine göre. Nasıl dilerse Cenab-ı Hak tekrar o isimleri, sıfatları, şuunatı tecelli edecek. Bizim faniyatımız, bakın arkadaşlar bu cümle aklınızda kalsın. Bizim faniyatımız Cenab-ı Hakk'ın bekasını durduramaz. Biz kimiz ki bizimle bitti bu iş diyebiliyoruz? Bizim faniliğimiz Cenab-ı Hakk'ın bekasını durduramaz, bağlayamaz, burada kalmaya mecbur edemez haşa. Biz kimiz ya? Kim? Kablığını bilecek yani. Okyanusa benim kadarsın diyemez yani. Biz de öyle diyemeyiz. Bu alem de öyle diyemez. Cenab-ı Hak elbette daha baki bir alemde, baki tecellilerde bulunacak. Hem mümkün değil. Bu meşher ve meydanı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim, hakim ne demek? Hikmetle yaratan demek. Hikmet ne demek? Yerli yerinde, en uygun şekilde. Bir parçası bu, diğer parçası amaçlı. Ama nasıl amaçlı? Çok amaçlı. Cenab-ı Hakk'ın bir şey yaratmasında bizim gördüğümüz belki bir hikmet, iki hikmet. Ama derinine indiğin zaman 3-5'e çıkıyor. Daha derini 10-15. Bizim bilemediğimiz belki sonsuz hikmeti var. O şeyin o yerde bulunması. O anda o şekilde olması. Alemin düzeniyle buradaki düzenin bir bağı var. İşte evrenin başlangıcında öyle sabiteler var ki onların öyle olmasının bu dünyada oluşan her bir canlıyla ilgisi var. Öyle olmasa bu canlılar oluşamayacak diyorlar bilim adamları. Veya işte arı. Einstein diyor ki arılar nesli tükense dünyanın 4 yıl ömrü kalır. 4 yıldı galiba. 4 yıl sonra diyor dünyada hayat biter. Arılar olmasa diyor. Niye? O işte tozlaşma, bitkilerin hayatının devamı falan. Bunda arıların, sineklerin fonksiyonu büyük gibi gibi. Evet, hiç mümkün değil bu meşher ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan bu meşher, meşher sergiydi. Meydan-ı imtihan, sınanma meydanı. Nasıl diyelim? Koşu pisti, yarış şeyi. Hani olur ya böyle olimpiyatlarda koşanlar bir tarafta, yüksek atlayanlar bir tarafta, bilmem ne hani bütün spor şeyleri o alana sahiplenilen hepsi bir arada olur aslında. Biz parça parça izleriz. Olimpiyatlardan yapılan canlı yayınlarda görürsünüz. Adam koşarken arkadaki de mesela gülle atıyor. Hatta bir keresinde o sırık atıcılardan birisi sırığı nasıl attıysa artık elinin ayarı yokmuş demek ki. Kenarda koşanlardan birisinin sırtına girdi galiba yanlış bilmiyorsam. Onun çünkü ucu şey toprağa saplansın diye öyle yapıyorlar. Adam öyle bir attı ki sırığı oradaki koşuculardan birisine saplandı yani. Çok şükür ölmedi de. Çünkü hepsi beraberler bir alandılar. İşte o bir imtihan meydanı. Herkes bir şey yapıyor orada. Bir altın madalya, bir gümüş madalya, bir bronz madalya, bir derece kapmak için yarışıyorlar. Dünya da öyle. Burası bir meydanı imtihan. Tarla hükmünde olan, işte tarlada ahirete bakan yüzü. Burada hayır yapıyoruz ki ahirette mahsul alalım. Hayrımızın meyvesini cennette toplayalım diye. Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin diyor usta. Olan dünyanın hakim, söyledik, kadir. Sonsuz kudret sahibi, Rahim, Rahim ismi özel tecelliler, özel rahmet tecellileri
Bunun bir tarafı haşre bakıyor ama aslında bu dünyada da her birimize özel, kendi istidadımıza, kabiliyetimize göre çok özel rahmet tecellileri var. Hatta işte aşık olmak mesele bile insan tam böyle fıtratı fıtratına uygun, hani öylesi nasip olmuşsa diyelim, olanlar için söylüyoruz. O da bir şey oluyor, iştiyak yaratılıyor. Bu bile özel bir tecelli. O ona benzemiyor, bu buna benzemiyor, onun sevdiği öbürünün sevdiğine benzemiyor. Bir ruhların kaynaştırılması gibi bir durum var ki özel bir tecelli olduğunu gösteriyor. Mesela bir örnek. Onun gibi insanın hayatta çok ilgileri var, kendine has, kendine özel. Rahim olan Fatır'ı, Fatır'da fıtratları açan, yoktan yaratan, benzersiz şekilde, orijinal şekilde yaratan, onu yaratsın, Hakim ve Kadir ve Rahim olan Fatır'ı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı ahireti halk etmesin. Yani işte kainatı yine maksatlar üzerine, amaçlar üzerine, hedefler üzerine, sınanmalar üzerine, yarışlar üzerine yaratsın. Ama o amaçların, sınanmaların, hedeflerin, yarışların, sonuçlarının olacağı yeri yaratmasın. Böyle bir şey olur mu? Olimpiyat var, ödül töreni yok. Böyle bir şey olur mu? Veya işte yarış var ama sonuç açıklanmıyor. Tadı olur mu? Bazen işte halı saha maçları olur. Diyelim golleri saymıyoruz derler. İşte gol şey yapmıyoruz. Skor tutmuyoruz. Ha, şöyle söyleyeyim. Skor tutmuyoruz. Kim kimi yendi falan bunu hesap etmiyoruz. Öylesine oynuyoruz derler. O maçın tadı tuzu olmaz. Niye olmaz? Çünkü sonuç yok. Bir şey yok ucunda. Ama bir de baklavasına falan oynuyorsak. Ben hiç baklavasını oynadığımı hatırlamıyorum ama herhalde kumar olur, o caiz değildir diye düşünüyorum. Ama işte diyelim öyle bir şey var, işte kim kazanırsa diğerine baklava ısmarlayacak falan gibi bir şey var. Aa, nasıl hırs. Ya da kazanan tarafa baklava hediye edilecek, kazanan tarafa bir şey verilecek vesaire. Allah, nasıl bir hırsla oynuyorsunuz onu. Şimdi dünyadaki oyun da hırslı bir oyun. Bunun hedefleri, gayeleri, amaçları bir yerde olmayacaksa, sonucu olmayacaksa, ödülü olmayacaksa, bekası olmayacaksa, her şey boşa düştü. O hikmet ne oldu? O kudret ne oldu? O rahim ne oldu? O fıtrat, fatıriyet ne oldu? Hepsi havada kaldı. Yani hakim, hikmetliydi ama emeğini çöpe atmış oldu. İşte diyoruz ya, adam mesela çok uğraştı, sanatlı bir şey yaptı, böyle ince işçilikle bir şey yaptı. Sonra da üstüne benzin döktü, yaktı. Boşuna yaptın onu. Hikmetini abes ettin. İskambil kağıdından 3 katlı apartman yaptın. Bir hüflük canı var. Yıkıldı gitti. Yazık oldu senin emeğine. Bunu boşuna yapmış oldun. Eğer o emeği sabit bir şeye verdiysen, o zaman ha bak adam ne eser yapmış ya. Bak 600 yıldır duruyor. 500 yıldır duruyor. İşte o zaman diyoruz ki ha bak, emek değerini buldu. Çünkü kaldı. Emek değerini kaldığı zaman buluyor bak. Emek değerini kaldığı zaman buluyor. Öyleyse kalması lazım. Değerini bulması için. Ama ahiret yok. O zaman kalmıyor bunlar. Bak, hikmet, kudret. Tecelligahı gitti kudretin. Yok oldu. Delili ne? Gitti. Kudretin delili yaratış. Sürmesi lazım ki kudretin şeyi yürüsün, şanı yürüsün, büyüsün. Rahimiyet yine mesela, o işte onun özel ikramlar falan. Hepsiyle birebir ilgileniyordun ama bunların beka arzularını karşılamadın. O nasıl merhamet? İşte şeyin, Hansel ile Gretel, o masaldaki cadının merhameti gibi. Alıyor, besliyor çocukları, şeker veriyor, çörek veriyor falan. Sonra fırına atıyor, pişiriyor. Bu merhamet mi? Öyle olur haşa sümme haşa. Eğer ahiret olmazsa dünyadaki hal böyle olur. Hansel ile Gretel'in cadısına döner bu iş. Bu dünyada Cenab-ı Hak ikram ediyor, besliyor, bizi sevindiriyor, şenlendiriyor ama yok ediyor. O cadı bile en azından pişiriyor yani. Gerçi cehennemde bir pişirir ama hani o cadı şey yapıyor.
öldürüyor sadece. Bu dünyadaki varlıklarına son veriyor. Ama yok oluş, her türlü varlığın yok oluşu demek olur. Gibi gibi. Fatır'ı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan darı ahirete halk etmesin, amaçları koysun, amaçlara dönük çabaları koysun, eserleri koysun, emekleri koysun ama onların sonucu olan ahireti yaratmasın. Biz bunu haşa Cenab-ı Hakk'a yakıştırmıyoruz. Haşa sümme haşa onu bundan tenzih ediyoruz. Kafirlerin iddialarından Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyoruz. Onun isim, sıfat ve şunatına yakışmayan iftiralardan onu tenzih ediyoruz arkadaşlar. Bu da tenzihin bir parçasıdır. Bu hakikate 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve en basitten başlarız diyor ve hakikatler bahsine geçiyor. Üstad Hazretleri bizim süremiz kalmadığı için geçemeyeceğiz. Burada bırakacağız. Ama şunu anlamış olduk en azından. Bu işaretler Kur'an'ın sistematiğiyle ilgili, çok ilgili, çok bağları var. Daha başka bağları da hakikatlerde göreceğiz. Ama bu gelişin, işte tevhidi, Allah'ın varlığını ispat, sonra peygamberi ispat, sonra haşri ve sonra hani özetle giriş, sonra ardından adalet. Bu dörtlü makasıt inşa edildiğinde elimizde böyle sapasağlam bir kulp oluyor Kur'an'ın tabiriyle. Çünkü bunlar birbiriyle bağlı. Makası da erba birbiriyle bağlı. Ve onun da bağını burada Üstad Hazretleri Haşir Risalesi'nin içine işlemiş gibi hissettik, düşündük, gördük. Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle ne diyelim? Bu güzel sözlerin, bu güzel hakikatlerin, bu güzel kelamların Cenab-ı Hak tesirini üzerimizde halk eylesin. Gırtlağımızdan aşağı, hafızamızdan içeri, şuurumuzdan alta indirsin. Onlarla hemhal olalım. Ahlakımız olsun bunlar inşallah. Çünkü iman o zaman kıymetli. O zaman daha tesirli. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. İnşallah yarın veya başka bir gün hakikatler bahsini konuşmaya başlayacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.